Evet hanımlar beyler, değerli ebeveynler, bugün yine ezber bozmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz çok popüler. Analardan, anneannelerden gelen bir konu. Çocuğu tuzlamak doğru mu? Çocuğu çok şaşırdı mı? Şekerlemek doğru mu? Çocuğun ağzına, burnuna, kıçına, başına süt damlatmak doğru mu? Bu işlemleri soracağız. Sevim Hanım, bu işlemler doğru mu? Anne sütü tabii ki tartışmasız en iyi besindir. Bebeğin bağışıklık sistemini oluşturuyor, hastalıklara karşı koruyor. Bebeklerde göz kanalları tıkalı olduğu için, daha tam açılmadığı için gözlerde sık çapaklanma olur. Anne sütü damlatılır. Bebekler çok gözünü kırpamadığı için çok temizleyemiyor. O süt gidiyor göz kanallarının dibine. Burada bakteri üretebiliyor süt olduğu için. Ondan sonra da ne oluyor? Göz sinirleri harap olabiliyor. Gözde bakteri ürüyor. Enfeksiyon daha şiddetli şekilde gelebiliyor. Hatta buruna damlatıyor. Burunda belki akciğere gidecek o süt. Bu sefer akciğere gittiğinde ne olacak? Aspire edecek. Orada bir akciğerde enfeksiyon oluşturabilir. Artık kulağa damlatılmaz. Zaten kulağa bile hani burnunu bir şekilde temizleyebilirsin belki ama benim doktor arkadaşım vardı. O kadar çok kişi gelirdi ki bebek dedi. Kulak, burun, boğaz bir köyde çalışıyormuş. Kulakları kurt içinde çocukların derdi. Süt de orada üreme yapıyor, bakteri üretiyor. O yüzden anne sütünü sadece bebeklerimize çok iyi bir gıda olarak yediriyoruz. Annem ben doğduğumda kulağıma, gözüme 3 ay boyunca kendi sütünden damlattı. Hiçbir zararını görmedim. Peki mutlu musunuz? He? Çok teşekkür ederiz. He? Kim dediyse bunu, bir deli taş atmış kuyuya, arkasından herkes atlamış. Ben annemle de tartıştım bunu. Çocuğu tuzlama konusu. Kimisi diyor ki şuralarına böyle bir tuzlu su vur diyor. Kimisi de tuzlayıp çocuğu kundağa sarıp 3 gün boyunca açmıyorlarmış. Anadolu'da gerçekten çok yaygın bir gelenek bu. Ve bebeğe o kadar çok zarar veriyor ki. Cildi yakabiliyor, tahriş edebiliyor, cilt bütünlüğünü bozabiliyor. Kana karışabiliyor. Cilde enfeksiyon yapabiliyor. Zaten kılcağa dolaşım var, direkt kana karışıp beyin kanamasına neden olabiliyor. Havale geçirmesine neden olabiliyor. Tuzdan dolayı aşırı bir su kaybı olabiliyor cildinde. Belki o an bir şey olmuyor bebeğinize. Yani birçok kişi hemen yaptık ne oldu? Kokmayacak bebek. Kokmaz. Kokmak sadece duşla ilgilidir. Temizlenirse kimse kokmaz. Yani bir de bebek niye koksun yani, değil mi? Belki ileriki hayatında çok farklı bir şekilde önüne çıkacak. Çok yüksek ihtimalle zarar verir. Asla asla tuzlamıyoruz. Atıyorum 3 aylık çocukla, bebeğimizle denize girmemizde sorun yok değil mi? Bebeklere burun damlası damlatırız. Serum füzyon. Evet evet, biz yapıyor, ben yapıyorum mesela, kulak pamuğuyla temizliyorum falan. O tuzlu su ama %9. Hatta onu bazen gözüne de damlatıyoruz, gözünü siliyoruz. Deniz suyu da aynı şekilde, tabii ki bebeğin cildine o kadar yoğun zaten, öyle olsa. Bizi de tuzlasalar biz de yanarız zaten. Yani evet ya, tuzlu su yakan bir şey zaten güneşte durduğun zaman falan. Yani o yüzden. Ben anlamıyorum ya, anne babalar nasıl çocuğunu tuzlu suya sokup. Bilmiyorlar. İyi niyetli yani. Ne olur izletin ya. Bunları izletin. Bak çok önemli bilgiler. Altın gerçekten değerinde. Belki çocuğunuzun, bebeğinizin hayatını kurtaracaksınız ya. O kadar çok vaka gelirdi ki, ben yoğun bakımda çok çalıştım. O çocuklar gelirdi yanık içinde. O çocuklar gelirdi böyle havale geçirmiş. Aynen. Çünkü o kadar bir tuz oranı, sodyum oranı kanda o kadar yükselmiş ki. Ve o çocuktaki dehidratasyonu, o su kaybı. Aylarca yoğun bakımda, günlerce yatarlardı. O an belki evine güzel giderdi tabii ki sağlıklı. Ama ileride nasıl bir şey olduğunu nasıl ileride çıkacak. Hala var mı bilmiyorum ama Anadolu'da galiba evet var. İlk sütü, ağız sütünü vermeyip evet, bunun yerine şekerli su veriyorlar. Ne bekliyorlar ve bunu ne yapıyorlar ve zararları ne? Şimdi bu süt çok yoğun ve sapsarı, böyle bildiğin yumurtanın sarısı gibi bir süt ama o kadar değerli ki bir damlası bile yani altınla bile ölçülemez. Ben şunu duymuşum, doğru mu? Mesela çocuk emdiği zaman o ağız sütünü yemek borusundan bağırsaklarına kadar tamamen bir iç duvarının örülmesini ve güçlenmesini sağlıyormuş. Kesinlikle. Çok yağlı bir süt olduğu için anne karnında o yuttuğu kanlar, hücreler, hani bebeklerin bağırsaklarında mekonyum dediğimiz o çok sert kakalar vardır. O yağlı süt onu temizler götürür. Yani o kadar mucizevi bir şey. O mekanyumda nasıl bir mucizedir ya? O kadar. İçerideki suyu yutuyor, evet, bağırsak evet doluyor. Tekrar çiçekli, tekrar yutuyor. Ya bebeği olanlar için söyleyeyim. Yani ilk kakası o. Ama kaka ya gibi değil. Böyle bir kına gibiydi, garip bir şeydi. O kadar mucize bir an ki o. İlk dışkısını yaptığı an. O mucize de şu şekilde oluyor. İlk bize hastanede çok yaparlardı. Lütfen hemşire hanım, ne olursun o ilk bezini istiyoruz. O ilk kaka yaptığı bezi alırlardı. Evlerine götürür, eşik altına koyarlardı. Ve orada bebeğe, eve gelenler nazar değmesin diye. Bu
tabii o da kaka. Anne karnında yuttuğu kanlar, hücreler orada bir enfeksiyon kaynağı. Çok anlam yüklememek lazım ya. Arkadaş ne kadar böyle bir anlam yüklemeyi seviyoruz ya. Var. Bir anlamı yok onun orada kalmasının. Sadece enfeksiyon kaynağı. Çok kutsal, böyle acayip böyle bir heyecan oluyor. Bir bağ kuruyorsun falan. Peki niye şekerli su içiriyorlar? O niye veriliyordu? Bebek işte 3 ezan emzirmedikleri için bebek o arada tok kalsın diye veriliyordu. Aslında tek şeyi o. Oradan başlamış. Bir de şeker bağırsağı çok hızlı çalıştırıyor. Hemen sarılıkları çiş kakayla atılıyor ya. Onlar öyle derlerdi. O içi bir temizlensin çocuğu. O pislikleri bir atsın. Abi ne pisliği anne karnındaki. İyi çamaşır suyu falan içirmiyorlar ha. Zaten şekerli su verdikten sonra çocuk 12 saat ememiyor anneyi. Çocuk perişan oluyor. Kendine gelemiyor. Onlar da mutlu olduğunu zannediyorlar değil mi? Kesinlikle. O zaman bunu vurgulamamız lazım. Anne sütü sadece ağızdan gıda olarak alınmalı. Göze, kulağa, burna ya da herhangi bir yere damlatılmamalı. Bu çok önemli. İlk ağız sütü çok çok önemli. Ağız sütünü içirin. Çocuğunuza anne sütünden başka hiçbir şey ne olur vermeyin. Analar lütfen rica ediyorum. Şekerli suydu. Çocuk tuzlamaydı. Bunlar hurafe efendim. Bunlardan uzaklaşalım. Lütfen. Evet. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı bu hurafelerle ilgili? Bebekler tabii ki ciltleri çok hassas ve çok ince ve doğumdan sonra işte anne karnında suyun içinde kilo verdi, kilo alıyor ve ciltleri soyuluyor. Biliyorsun Doran'ın da böyle kurumuştu, pul pul soyuluyor. Evet. Bunlar korkulacak şeyler değil. Asla değil. Normal. Bu fizyolojik. Mesela olarak kızarıyor böyle, kızamık gibi oluyor böyle. Işte şimdi mesela Sevim ana şey diyor. Ay ne güzel, bu anne sütünün kalitesini gösterir falan. Düşünsene bilinçsiz anne. Allah'ım benim çocuğum hasta oldu falan. Anneye yani. Yine anneyi ye. Gelir birisi böyle yapar. Sen ne yedin bu çocuğa dokunmuş? Aslında bazı şey, korktuğumuz şeyler evet. Çok sağlıklı göstergeler. Kesinlikle, değil mi? Evet. Ve bu da çok 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 fazla kullanılıyor. O kadar çok cildine zeytinyağı sürerler. Bir defa cildi çok ince ve çok hassas. Zeytinyağının içinde asit var değil mi? Biz hiç ben kaç tane zeytinyağı üreticisi bir ailem vardı. Bir sıfır asitle zeytinyağı hiçbir şekilde üretilmez deniyordu. Hani bebek zeytinyağı zaten o asit de bize faydalı yediğimiz zaman. Tabii ama vücuda. Bebeğin cildine olmaz. Zeytinyağı gerçekten güzeldir ama kullanmak istiyorsa mesela bir kaba su koyar. Birazcık zeytinyağı koyar. Hatta böyle bir bebeğim vardı. Birisi demiş çocuğa kekik yağı sür. Çok iyi gelir demiş. İkinci derece yanıkla çocuk yoğun bakımda aylarca yatmış. Yani lütfen kimseyi dinlemeden anneler, babalar içgüdüleriyle hareket etsin. Evet aynen öyle. Bana güzel bir nasihat vardı, onu da söyleyecektim. Tabii ki okuyun ama çok bir kitap okuyup kafayı karıştırmayın. Çocuğunuzu okuyun, bebeğinizi okuyun. Bu çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Sevim Ana'ya da tekrardan sağ olun. Bilmediğiniz konularda da lütfen uzmanlara danışın. Alın size uzman. Evinize getirdim. Uzman geldi hanım. Hoşça kalın.